Necat, ömründe ilk kez bu noktaya gelmiş bulunuyorsun. Evet. Bunu da gayet iyi biliyorsun ki şu anda bir köprünün eşiğindesin. Gel lütfen. G diyor arkadaşımız. Peki, bunu hiçbir zaman unutmayacaksın herhalde. Hangi G ruhsal bozukluklara yol açacak biçimde gelişmenin aşılmış bir evresine dönüştür? Engin. Gerileme. Gerileme, evet, bravo, aferin. Arkadaşınızın peteğini çaldınız, üzerine kuruldunuz, köprüye ikinci kez yaklaştınız. Sizin için çok önemli, hangi peteği seçeceksiniz? Z harfi. Z harfini. Peki, eğer P'yi alırsa ve bu Z'yi siz alamazsınız, P'yi alırsa Nejat bu Z ona yarayacak. Gelsin bakalım. Hangi Z çabuk ve kolay kavrama yetiş, ümit? Zeki. Zeki, aferin. Çok zekice davrandı burada değerli arkadaşlarımız. 265 puana çıktılar. Sevgili Necdet'in 25 puanı var. Ümit ve Engin, neler oldu? Yendik. Dördüncü maça çıkacağız. Evet, öyle diyorlar ama arkadaşınız da kaybetmedi ki. Onun da şu anda 25 puanı var. 250 bin lirası. Buraya geldi, bizimle sohbet etti. Biz ondan çok hoşnut kaldık. Sevgili Necdet, ne hissediyorsun? Çok mutlu oldum gerçekten. Yarışmak önemliydi. Tabii burada biz de senin güzel duygularını, hislerini, onun da ötesinde düşüncelerini aldık. Şimdi bu güzel arkadaşımızı hayatta başarılı olması dileğiyle hemen alkışlıyoruz. Ve bu alkışla birlikte ne gelecek? Tabii teselli armağanı. Hemen bu teselli armağanlarını da görüyoruz. Heidi Buster sweatshirt'ü ile birlikte Can Yayınları'ndan 15 kitaplık dünya klasikleri serisi. Gorki, Balzac, Colette, Faulkner, hepsi Can Yayınları'ndan. Güle güle kullan bu hediyelerini. Bunun da dışında gitmeden önce sana hemen bir şey sormak istiyoruz. Kitap okumayı herhalde çok seviyorsun. Seviyorum. Fakat bunun dışında da sinema, tiyatroyla da ilgileniyor musun Neşe? Tiyatro o kadar olmasa da sinema hoşuma gidiyor. Gitarımla uğraşıyorum. Aa, keşke gitarını yanında getirseydin. Bize bir şeyler çalabilirdin burada. Ne kadar zamandır gitar çalıyordun? Bir senedir gitar çalmaya çalışıyorum. Evet, özel ders aldın mı o iş için? Hayır, almıyorum. Evet, almıyorum. Ne yapalım? Peki, müziği çok seviyorsun ama. Seviyorum. Ne tür müziği? Böyle flamenco mu yoksa daha ziyade rock? Rock metal ağır basıyor. Yani. Hepimiz seviyoruz onu. Peki, seni uğurlarken hemen alkışlıyoruz. Ve dönüyoruz. Değerli Ümit, değerli Engin, yine geliyorsunuz buraya. Artık bir kez açacaksınız. İnşallah. Buna inanıyoruz. Dua ediyoruz sizin için, ümitleniyoruz sizin için. Engin ufuklar diyoruz. Neler diyelim isterseniz. Ama ne diyeceğiz önce? Hanginiz geliyor? Ben. Engin, o zaman seni hemen sarı kolun üzerine alabilir miyiz? Engin geldi, karşısına baktı, panoda peteklerini görüyor. Bu peteklere ısınmaya çalış. Ve hemen ne zaman hazırsan başlayabiliriz. Kea. Hangi kea bir malı değerinden çok pahalıya satmaktır? Kazık atmak. FRA. Hangi FRA akşam gazetesinin kurucusu yazarımızdır? PC. Hangi PC 3 yaşından beri İngiliz tahtının varisidir? Prens Charles. EF. Hangi EF Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'dır? Ersin Faralyalı. İB. Hangi İB Arap gezgin ve coğrafyacısıdır? İbni Batuta. JO. Hangi JO Hitler'i kızdıran 3 olimpiyat madalyalı ABD'li atlettir? Jesse Owens. Aferin, bravo, tebrikler. İşte burada şansı yok. Burada bilgi var ama bilginin üretilmesi için insanın heyecanına hakim olması lazım, değil mi? Affedilmeyen filminde de ne yapıyor? Adam çok sakin oluyor. Ondan sonra bütün herkesi karşısındakini deviriyor. Evet, sükunet son derece gerekli. Özellikle tehlikeli, riskli yerlerde. Sen de bunu çok güzel kullandın Engin. Ve tebrik ediyoruz. Bilgini burada konuşturarak köprüyü kurdun ve büyük ödülü hak ettin. Ama büyük ödülünü vermeden önce Akşam Gazetesi'nin kurucusu yazarımızı hatırlatmak istiyorum. Çankaya'yı da yazmıştı, Çankaya Atatürk'ün hayatını, Falih Rıfkı Atay. Atay, Falih Rıfkı Atay. Pekala, şimdi beklediğimiz nedir? Bakalım Engin'in Show TV'den özel armağanı, arkadaşıyla birlikte neler? Stizen Saat. Japon saat teknolojisinde son aşama. Stizen High Tech. Hem spor, hem şık, hem çok dakik. Dinamik yaşayanların genç saati. Stizen High Tech.
Güle güle kullanın sizin adınıza. Çok sevindik ve çok gururlandık. Sevgili Engin, şimdi arkadaşının yanına dönüyorsun ve yeniden başa çıkacaksın. Sevgili gençler, evet Haydi Bastır devam ediyor. Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki mavi takım Ümit ve Engin bizimle birlikte. Onların dışında bir beyaz takım var. Yeni geldi arkadaşımız. Hemen alkışlıyoruz, coşturuyoruz onu, değil mi? Sevgili Hilmi, nerede okuyorsun? İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde okuyorum. İşletme Mühendisliği, hem işletme hem mühendislik ikisi bir arada neredeyse çift fakülte bitirmek gibi oluyor mu sana? Evet, öyle oluyor. Zor biraz, değil mi? Biraz ağır bir bölüm. Ağır bir bölüm. Peki ileride de işletme mühendisi olacaksın. Özel teşebbüste mi çalışmayı düşünüyorsun yoksa kamu sektöründe mi, devlet planlama mı? Bu konuyu daha düşünmedim fakat öncelikle mezun olmayı düşünüyorum. Bakalım diyorsun, önce bir mezun olayım ondan sonra görürüz. Evet. Peki Hilmi, spor yapmaya vakit bulabiliyor musun? Beden eğitimi dersi alıyorum. Her hafta futbol oynuyorum. Her hafta futbol. Beden eğitimi dersi alıyorsun, tabii okul da alıyorsun. Evet. Onun dışında böyle kendi başına jogging veya aerobics... Yazın yüzüyorum. Yazın yüzüyorsun. Yüzme de çok güzel spor ama. Evet. Denizle ilgili her spor çok hoş oluyor. Evet, değerli Hilmi, sana hemen hatırlatmak istiyorum. Bak arkadaşların 265 puanı var. Onlar hayli ileri, güçlü rakipler, Ümit ve Engin, değil mi? Onlar da futbolu çok seviyorlar. Takımlarını biz biliyoruz. Biri Mahmut Ümit. Bey. Benim Mahmut Bey. Mahmut Bey, idman yurdu mu? Hayır. Nedir? Mahmut Bey işte. Mahmut Bey. Pekala, Ümit, senin takımın nedir? Ben okul takımında oynuyordum bir ara. Şimdi evet, okul takımı kaldırıldı diyeyim. Buradan da bir dilekte bulunayım, tekrar açılması için. Evet, pekala, ne yapalım? Hemen panomuza dönelim mi? Dönüyoruz yepyeni panomuza. Panomuz da bize T'yi getiriyor. T ile başlayacağız ama kısa bir aradan sonra sevgili seyirciler. Yeniden merhaba, sevdiğiniz Haydi Bastır devam ediyor ve ne yapmıştık? Yepyeni bir maçın eşiğindeyiz, yepyeni bir pano demiştik ve pano gelsin. Ve T, dikkat edin. Hangi T, İslamiyet'i benimseyen Oğuzlara verilen addır? Engin? Tunguz. Tunguz değil, Tunguz daha kuzeyde kaldı. Dönüyoruz İlmi'ye, hangi T, İslamiyet'i benimseyen Oğuzlara verilen addır? Türk. Onlar da Türk ama özel bir ismi var. Ben okuyayım size. Türkmen oluyorlar, değil mi? Türkmenistan da var. Türkmenistan'la bizim Anadolu'daki Oğuzların devamı aynı, ortak boya bağlı. Hatta bu konuda çok da güzel bir kitap var. Profesör Faruk Sümer'in. Geçelim başka bir T'ye isterseniz. Hangi T? Marmara bölgesinde bulunan kıyı set. Engin. Tekirdağ. Olmadı. Neden? Çünkü hemen anlayacaksın ilmiye okuduğumda. Hangi T, Marmara bölgesinde bulunan kıyı set gölüdür? Terkos. Terkos. Bu göl olmasa yanmışız. Çünkü bütün suyumuz oradan geliyor. Yağmur olmadığı vakit, değil mi? Bundan önceki senelerde pek sıkıntı çektik Terkos kuruyunca. M harfi. M harfi dedi arkadaşımız. Peki hangi M bir merminin atım mesafesi? Menzil. Menzil, evet, bravo. B harfi lütfen. Hilmi oyuna iyi girdi, B'yi istedi benden. Hangi B Topkapı Sarayı bahçesindeki bir köşktür? Hilmi. Bahçeli Köşk. Olmadı, Ümit ve Engin, düşünme payınız çıktı. Hangi B Topkapı Sarayı bahçesindeki bir köşktür? Halice Bakan kısmında bir Bağdat Köşkü var. Bağdat'ın alınmasından sonra 4. Murat'ın yaptırdığı köşkün adı bu. Geçelim başka bir B'ye. Hangi B gazların sıkıştırılabileceğini Engin söyleyecek? Basınç. Olmadı, döndüm Hilmi'ye. Hangi B gazların sıkıştırılabileceğini keşfeden İrlandalı fizikçidir? Boyle. Boyle, laf. Fiziği biliyor arkadaşımız. Fizik kanunlarına göre önünde bir köprü ihtimali belirdi. H harfi. H harfi diyor arkadaşımız. Bakalım bu H'de ne var? Hangi H yontu yapar? Değil mi? Heykeltıraş. Heykeltıraş, bravo.
İlk köprünü kurdun, değil mi? Mübarek olsun. Bakıyoruz 20 puanla yükselmişsin. Böylece 265 puanı var değerli Ümit ve Engin'in. Hilmi, biz burada heykeltıraşlıktan bahsettik. Güzel sanatlara ilgin var mıdır? Özellikle müziğe ilgim var. Müziği çok seviyorsun. Evet. Peki dinlemeyi seviyorsun özellikle? Dinlemeyi seviyorum. Gitar çalıyorum. Gitar da çalıyorsun. Evet. Ne kadar zamandır çalıyorsun? 3 yıl oluyor yaklaşık. 3 yıl. Peki özellikle ne bileyim flamenco mu, İspanyol gitar mı yoksa elektronik mi? Bu aralar Türk pop müziğiyle ilgileniyorum. Türk pop müziğiyle? Evet. Peki kimi seviyorsun Türk pop müziğinde? Kayahan ve Sertab Erener. Sertab Erener'i çok beğeniyorsun. Pekala, ne kadar iyi. Sizin de sevdiğiniz sanatçılar var mı Ümit Bengin? Özellikle dinlemek istedikleriniz? Rock dinliyorum, biraz da klasik müzik. Klasik müzik, Türk popundan o kadar vaktiniz olmuyor dinlemeye. Peki ne yapalım değerli arkadaşlarımız? Hemen yeni bir pano çağırıyoruz biz. Evet, panomuzda değine geliyor. Acaba bu değinin arkasında neler var bunu? Bir sonraki programda öğreneceğiz. Evet sevgili seyirciler, sevgili gençler, bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz. Sevgili gençler, Haydi Bastır işte karşınızda. Bizi bekliyordunuz, biz de sizi bekliyorduk. Biz de sizi çok özledik ama biz de sizi çok seviyoruz. Ve hemen bu aşkımızın delili olarak size sormak istiyoruz. Acaba siz şu anda Haydi Bastır'a hazır mısınız? Haydi Bastır! Çok yaşayınız, hemen aynı alkışı, aynı hararetle, aynı sıcaklıkla bekliyorum sizden. Kim için? Önce Hilmi için. Hilmi yeniden merhaba. Merhaba. Aramıza tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyoruz ki sen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme mühendisliği okuyorsun. Evet. İleride de başarılı bir işletme mühendisi olacaksın. Umarım. İlk oyunda güzel girdin. Nasıl? Kazanmak güzel bir şey mi? Bir oyunu çıkardın, köprünü kurdun. Kazanmak çok güzel. Kazanmak güzel, evet. Yine kazanmaya alışık arkadaşlar var. Nerede? Mavi köşede oturuyorlar. Ümit ve Engin hemen alkışlanıyorlar. Değerli gençler, kaç zamandır birbirinizi tanıyorsunuz? 5 sene oldu. 5 sene oldu. 5 sene oluyor. Böyle 5 senede birbirinize sırt sırta böyle neler yaptınız biraz anlatın. Yani böyle dayak yemekten birbirinizi kurtardınız mı? Tabii ki. Her şey oldu. Neler oldu? Anlat bakalım Ümit. Öğrenelim biz de. 4 sene zaten aynı sınıftaydık. Bu sene ayrıldık. Ayrı sınıflardayız. Şu an aklıma bir şey gelmiyor pek. Pekala. Değerli gençler, hatırlıyorsunuz Ümit ve Engin, sizin puanlarınız 265'te. Evet, sevgili Hilmi'nin puanı da 20. Ve nerede kalmıştık? İkinci oyunumuz ama pano bizi hatırlatıyor. D'de kalmışız. Hangi D söyleyiş ve anlatış biçimi üsluptur? Engin. Değiş. Değiş doğru, aferin. Bu fethi maviler kaptı ve maviler devam edecekler. Y harfi. Ne tarafa doğru? Y harfi dediler. Peki. Hangi Y eskiden kadınların başlarını örttükleri? Yemeni. Yemeni. Ah. Ümit ve Engin, hangi Y eskiden kadınların başlarını örttükleri, yalnız gözlerini açıkta bıraktıkları örtüdür? Yemeni bağlamış, telli başına dedi Hilmi, olmadı. Onun yerine başka bir şey olacaktı, yaşmak. Yaşmak yerler. Peki, geçelim. Hangi Y sona kalacak iki takımı belli eden Engin? Yarı final. Yarı final doğru aferin. Yarı B, final mi acaba bu? B harfi lütfen. B harfi diyor arkadaşlarımız. Peki, hangi B ağaç kesmeye yarayan Engin? Balta. Balta olmadı. İşte
İşte o balta buna sap olmadı. Hilmi, hangi bir ağaç kesmeye yarayan iki saplı bir testeredir? Bıçkı. Bıçkı değil mi? Bıçkıyı böyle tutarsınız böyle ağacı. Ağaç kesmek çok kötü aslında. Evet, yaşlanmış ağaçları dahi. Gelelim başka bir beye. Hangi bey iki dağ arasındaki söyleyecek engel? Boğaz. Boğaz doğru, bravo. Dar bir geçit, adı da Boğaz. Onun da adı Boğaz oluyor. Ne harfi lütfen? Ne harfi? Nazlı'nın nesi? Çabuk gidiyorsunuz siz sonuca. Pekala. Gelsin bakalım. Sizin çok sevdiğiniz bir şey bu. Hangi ne bir işin sonucudur? Ümit. Netice. Netçe doğru. Ya bildiniz, bravo. Neticeye gitmeyi çok seviyorsunuz. Kestirmeden arkadaşınıza değil mi bir şey tanıdınız. O da birinci oyunu kazandı ama belki sizleri bırakmayacak. Evet. HPT. HPT diyor arkadaşlarımız. Gelsin bakalım H. Hangi H? İslamiyet'te tarihin başlangıcı olarak Hicret. Hicret, evet. Hicret, bravo. Arkadaşların önünü tıkadın hicret ile, değil mi? Hicret, yer değiştirme, Mekke'den Medine'ye geçiş Hazreti Peygamber için. Ve şimdi ne diyecek Hilmi? O. O diyecek, yukarı doğru çıkmaya çalışacak. Hangi o? Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Engin. Odansk. Değil. Sen onu Gdansk'tan karıştırdın. Hilmi, hangi o Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kentidir? Odessa. Odessa, evet. R harfi. R harfiyle üçlemeye çalışacak değerli arkadaşımız. Hangi R yolun yokuş bölümüdür? Engin. Rampa. Rampa doğru, bravo. Maviler, sizin için ihtimal var. Siz de bunu gayet iyi biliyorsunuz. C harfi lütfen. C harfi diyor arkadaşlarımız. Pekala, C harfi gelsin. C'yi bilirseniz kuracaksınız köprünüzü, eşitlik sağlanacak. Bakalım. Hangi C? Robinson Crusoe'nun Engin. Cuma. Cuma doğru arkadaşı. Arkadaşı ve yardımcısı değil mi? Çok tatlı bir çocuk macera kitabı idi. Siz de bunu çıkardınız. Hemen köprünüzü kurdunuz. 295 puanınız var. Sevgili Hilmi'nin de 30 puanı var ve şu anda eşitlik sağlanmış vaziyette maçımızda. Ama önemli olan bu voleybol gibi 3 setin 3.sünün ne olacağını çıkarabilmekte. Ve hemen şimdi yepyeni bir pano geliyor. Pano da S ile geliyor. Hangi ise acı, üzüntü, sıkıntı gibi durumlardan yılmayıp dayanmaktır. Hilmi. Sabır. Sabır doğru, bravo. Gerçekten de sabır son derece önemlidir. Dayanabilen kazanır. M harfi. M harfi diyor arkadaşımız. Hangi M? Orta oyunundaki... Değil mi? Meddah. Meddah, bravo. Müsaadenizle okuyayım. Hangi M? Orta oyunundaki tipleri canlandıran sanatçıdır. Meddah oluyor. Gerçi oyta oyunu ve meddahlar kalmadı pek ama sadece Ramazanlarda geliyorlar bir esinti, o da geçiyor. Hey lütfen. İnsanların komedi anlayışı dahi değişebiliyor zamanla ve arkadaşlarımız H'yi istediler. Hangi H suyu kolayca emer? Hidrofil, hidrofil. Bu H ile biraz soluklanalım. Evet sevgili seyirciler, sevgili gençler, kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Merhaba, Haydi Bastır sürüyor. Bu çok heyecanlı bir maç. Son oyun. Bakalım ne olacak? Pano bize nerede kaldığımızı hemen hatırlatsın. H'ymiş. Hilmi'nin H'si. Hangi H? Aralarında kan bağı olan Engin. Hısım. Hısım doğru, aferin. R harfi lütfen. R harfi diyorlar. En aşağıdaki paralelden geçmeye çalışıyorlar arkadaşlarımız. Hangi R? Uyurken görülür. Değil mi? Rüya. Rüya, evet. Hepimiz biliyorduk bunu. Ş harfi. Ş harfi dedi arkadaşımız. Beyazın yolu orası. Çok hoş bir şey.
hangi şey üzüm suyudur? Şıra. Hilmi. Şıra. Şıra doğru, aferin. İyi duyamamıştım, onun için tekrarlattım. Şıra, yanında da İnegöl köftesi olacak. Özellikle de İnegöl de yenecek, ne kadar hoş olur. Bir de afyonlu ekmek verecekler yanınıza sıcak. Tabii yoğurdu da, kaymaklı da bir yoğurt. Karnınız acıktı mı? Biraz. Pekala, devam edelim. L harfi. L harfi diyor arkadaşımız, peki. Hangi L değişimi bir doğruyla gösterilen fonksiyon? Liner. Hilmi, liner dedi, aferin. Liner, bravo. Köprü senin için kurulmak üzere mi acaba diye düşünüyor arkadaşlarımız mavi köşede. C harfi. C harfiyle alayım diyorsun, peki. Dikkat dikkat. Hangi C çok acı ses çıkaran ve ikaz edici olarak kullanılan düdüktür? Hilmi. Canavar düdüğü. Canavar, bravo. Hilmi canavar gibi girdi. Ve böylece birinci oyunu kazandı, sonuncu oyunu kazandı. Arkadaşların da seni hayli zorladılar. Onların da hakkını yememek lazım. Evet, 55 puanı var sevgili Hilmi'nin. Ümit ve Engin 305 puana çıkmışsınız. Çok güzel bir rakam sizler için bu. Bu sizin de kaçıncı maçınızı? Dördüncüydü değil mi? Evet, beşleyemediniz. Ne yapalım, kader buraya kadar dedi sizler için. Ama biz sizleri tanıdık, çok mutlu olduk. Sizler yanınızda 3 milyon üstünde para götürüyorsunuz. Ve büyük ödüllerinizin dışında neler var? Evet, Show TV'nin özel teselli armağanları. Onlar da bu arkadaşlar için. Yarışmacıların her birine Heidi Bastır sweatshirtüyle birlikte Can Yayınlarından 32 kitaplık Türk yazarları serisi. Tahsin Yücel, Nezihe Meriç, Demir Özlü. Hepsi Can Yayınlarından. Değerli arkadaşlarımızı kutluyoruz. Çok güzel şeyler yaptılar burada bir kere. Çok güzel yarıştılar. Nefis bir performans gösterdiniz. 4 maç bizimle beraberdiniz. Büyük ödül de kazandınız. Sonunda bu işi çok güzel değil mi burada sevgili Engin becermişti. Ve teselli armağanlarınızı da aldınız. Şimdi ne alıyorsunuz bu güzel arkadaşlarımıza? Hemen güzel bir alkış geliyor. Onları unutmayacağız diyoruz ve hemen dönüyoruz Hilmi'ye. Hilmi ne yapacak şimdi? Sürat köprüsüne geleceksin. Buraya gelmek için mücadele verdin. Rakiplerin çok güçlüydü. Şimdi aynı şekilde panoya karşı mücadele edeceksin. Bir canavar da orada. Ve hemen Hilmi sarı panonun üzerine geliyor. Hilmi herhalde peteklerini görüyorsun. Ne yapman gerektiğini de gayet iyi biliyorsun. Teker teker açarak güzel bir köprü kurmanı istiyoruz senden. Fazla şey istemiyoruz inan. Ne zaman istersen başlayabiliriz. Hazırım. MA'ya. Hangi MA'ya? Eski Trabzonspor başkanı, spordan sorumlu... Mehmet Ali Yılmaz. TT. Hangi TT ülkemizde de konser veren İngiliz uyruklu şarkıcıdır? ÇT. Hangi ÇT Küçük Ağa rolünü oynayan tiyatro sanatçımızdır? PYG. Hangi PYG başkenti Port Moresby olan Okyanusya devletidir? UT. Hangi UT baş yarar? Ummadık taş. EE. Hangi EE Noyan soyadlı ünlü sanatçı çifttir? Esin Engin. AG. Hangi AG'yi söyleyemiyorsun? AG'yi söyleyeceksin. Evet. Hangi AG çıplak ayaklı kontesin ABD'li aktrisidir? ÇM. Hangi ÇM giysilerimizi yıkadığımız ev aletidir? Çamaşır makinesi. PA. Hangi PA 1711'de Türk-Rus Savaşı sonunda imzalanmıştır? Rusya Anlaşması. Ah, olmadı. Rusya dedim. Keşke bu sonuncuyu çıkartabilseydin. PA 1711'de Türk-Rus Savaşı sonucunda imzalandı. Prusya dedin, ah söyleyecektin, T'yi koyacaktın oraya. Prut Anlaşması değil mi? Baltacı Mehmet Paşa'nın değil mi sadrazam olduğu ve Serdar Ekrem olduğu bir savaştı. Karşımızda da Deli Pedro yahut onların tarihine göre Büyük Pedro vardı. Gel istersen öbür tarafa doğru gidelim. Şimdi 3 tane petek açmışsın, bunlar için seni kutluyoruz. Ama gel bakalım ne varmış? Noyan soyadlı ünlü sanatçı çifttir. Sen burada Esen dedin. Eser olacaktı. Eser Engin Noyan çifti. Ne yapalım? Gaddar oluyor pano bazen. AG var. Çıplak ayaklı kontes filmi vardı. ABD'li aktris güzel Ava Gardner. Ava Gardner'ın da güzel Pekin'de değil mi? Bilmem ne kadar gün diye de bir filmi de vardı. T
TT ülkemize de konser verdi. İngiliz uyruklu şarkıcı Tanita... Tikaram. Tikaram, evet. Bak şimdi hatırladın. ÇT Küçük A rolünü oynadı. Tiyatro sanatçımız Çetin Tekindor seslendirmeleriyle de ünlü, sesini nefis kullanan bir aktör arkadaşımız. PYG başkenti Port Moresby olan Okyanusya Devleti, bunu bilmek biraz zordu ama söyleyince diyeceksin ki evet, bu kulağıma bazı çağrışımlar yaptırıyor. Papua Yeni Gine. Evet, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby. Ne yapacağız sevgili Hilmi? Bundan sonraki maçta da varsın. Hiç olmazsa tecrübe ne oldu şimdi? Tecrübe değil mi? Ve sabır. Bundan önceki oyunumuzda bunlar vardı soru olarak. Şimdi hemen Hilmi'yi biz yerine alıyoruz. Sevgili seyirciler, sevgili gençler, Haydi Bastır devam ediyor tabii ki. Ama şimdi mavi köşede kimler var? Hemen dönüyoruz, alkışlıyoruz, öğreniyoruz. Sertaç Barış. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Nasılsın Sertaç? Sağ olun. Nereden geliyorsun? Kadıköy Anadolu Lisesi. Oo, fenin kuvvetli o zaman. Yok, ben matematik bölümündeyim. Matematik bölümündesin. Peki, ileride ne yapmayı düşünüyorsun Sertaç? İşletmeci olacağım. İşletme İnşallah. Okuyacaksın, öyle mi? Pekala. Sevgili Barış'la öğrenelim. Sen de aynı okulda mısın? Evet, aynı bölümdeyiz. Aynı bölümdesiniz. İleride sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ben siyasal bölümü seçmeyi düşünüyorum. Siyasala gireceksin. Politika özel bir ilgi mi var? Evet. Ya ailede böyle politikacı var mı? Yok, öyle yok da. Sen seviyorsun evet. Politikayı. Gazetelerde takip ediyorsun. İlginç geldi. Evet. Birinci sayfaları takip ettiğin vakit bazen üzülüyor musun? Evet. Politikacılarımızın halini görüp... Pek o kadar bazen övünemiyoruz ama bazen de iyi şeyler yaptıkları vakit gururlanıyoruz. Onların da ülkemizi iyi idare etmelerini istiyoruz herhalde. Pekala değerli arkadaşlarım, hemen hatırlatıyorum, Hilmi'nin puanları var. 85 puanda ve sizler şu anda sıfırdasınız ama bankonuz çoğalacak. Neyle çoğalacak? Panoyla. Gelsin bir pano. Bu da seyle geldi Sertaç'ın sesi. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz duruyoruz ve soluklanıyoruz. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra biz yine varız.